Sevgili izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve tüm çobanların üzerine olsun. Çobanla baş başanın bu bölümünde çok önemli bir konum var. Ve bu programımda çoban elbisesi, kıyafeti, şapkası giymedim. Niye giymedim? Bugün bu bölgede Balıkesir'de hava sıcaklığı tam 44 santigrat derece ve nem de var. Mevsimin en sıcak havası ve rütubetli havası. Bu havayı hiç kimse sevmiyor. İnsanlar sevmiyor. Bitkiler, hayvanlar sevmiyor. Ama Allah'ın takdiri ilahisi. Çobanla baş başanın bu bölümünde Ayvalıdere köyündeyiz. Balıkesir, Gönen, Ayvalıdere köyü. Marmara bölgesindeyiz. Yani Güney Marmara bölgesindeyiz. Tabii ki her dosyamızda, programımızda çobanımız, konuğumuz özel. Ama bu daha özel. Niye mi? Çünkü emekli bir öğretmen, emekli bir müdür abimiz buraya gelmiş, köye yerleşmiş. Herkesin hayal ettiği bir çiftliği yapmış. Herkesin hayalinde ne var? Büyük bir koyun çiftliği mi olsun, sığır çiftliği mi olsun, köşküm olsun, villam olsun, koyunlarım, keçilerim, ineklerim, tavuklarım, her şey olsun ve bu arkadaşımız onu başarmış. Ve ön bilgi alarak, ön istihbarat çalışması yaparak geldik. Örnek olsun diye farklı bir çoban portresiyle baş başayız. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bu çiftliğin sahibi diyerek doğal stüdyomuza konuğumuzu, çobanımızı davet ediyorum. Buyurun abi. Evet, müzik verin, müzik verin, müzik verin. Hoş geldiniz Kadir Bey, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çobanla baş başayı tanıyor musunuz? Biliyorum, zaman zaman izledim. Zaman zaman izlediniz. Evet. Nasıl çobanla baş başa? Güzel bir program yapıyorsunuz, sizi tebrik ediyorum yani. Beğendim, örnek oluyor bazı kardeşlerimize. Ben de zaman zaman hayvancılığa merak sardığım için Çiftçi TV, sizin programınızı izledim. Gerçekten beğendim. Sizi tanıyalım hocam. Benim adım Mustafa Dereli, emekli öğretmenim. Mustafa Dereli, Dereli, emekli öğretmen. Evet. Ne yaptınız? Öğretmeniniz boyunca ne tür görevlerde bulundunuz? Ben sınıf öğretmeni olarak 30 yıl çalıştım. 30 yıl? Evet. Ondan sonra tabii biz köylü çocuğuyuz. Babamızdan her zaman koyun, inekler vardı. Onlar bizim içimizde ükte kalmış. Emekli olduktan sonra koyunları yavaş yavaş çoğaltmaya başladım. İnekleri çoğalttım. Böyle sürdürüyoruz işte hayatı be Kadir Bey. Hep öğretmenlik mi yaptınız? Ne tür görevlerde bulundunuz? Ben şimdi öğretmen olarak, sınıf öğretmeni olarak tabii müdür yetkili öğretmen oldum. Bostancı Taşıma İlk Öğretim Okulu'na orada yetkili müdür yardımcılığı yaptım. Sonra da emekli oldum. Şimdi de burada uğraşıyoruz işte köyümüzde. Ne kadar oldu emekli olalı? 2006'da emekli oldum. 10 yıl oldu emekli olalı. 10 yıl? Evet. Hangi köyde, nerelisin? Ben kendim bu köylüyüm. Bu köydensin. Bu köydeyim. Kendi köyüne yatırım yaptın. Tabii. Yatırım yaptın. Bu yer senin miydi? Bu yer bizim babamızdan kalma. Babamızdan kalma yer. Burasını kendimiz sanırım geliştirdik. Şu eski ev. Bunlar babamızın baba evleri bunlar. Bunlar baba evlerinden sonra ben tabii bu şimdi bizim bir de çobanımız var. O orada ikamet ediyor. Biz de kendimiz bu tarafta kendimize bir mekan yaptık. Şu köşk sizin herhalde. Ya köşk demeyelim de işte köy evi diyelim. Villa. Villa demeyelim ya. Köy evi. Köy evi diyelim bunlara. Şimdi köy villası. Yani nasıl düşünürsünüz bilmiyorum ama bize göre işte mütevazı bir ev Kadir Bey. Evet hocam. Şimdi hocam demişim abi, pardon, çobanım diyecektim. Ha, çobanım da doğru söylüyorsun. Artık çobanız. 10 yıldan beri çobanız. Çoban. Evet. Şimdi Mustafa abi. Evet, buyurun. Hep böyle insanla uğraştınız, çocuklarla uğraştınız, doğru, öğretmenlerle uğraştınız böyle bir sürü. Şimdi de koyunlarla uğraşıyorsunuz. Evet. Koyunlarla uğraşmak mı daha kolay? İnsanlarla uğraşmak mı daha kolay? Bize şimdi koyunlarla çok kolay geldi bize. İnsanlarla zor. Çünkü koyunlar tabii yani senin şeyinde insanları biraz yönlendirmek daha zor. Koyunu çoban
istediği yere kolayca yönlendirebiliyor. Ama insan başka. İnsan uzun zaman istiyor onu yönlendirmek. Şimdi arkadaşlarım da öyle diyorlar. Yani diyorlar ki iki ayaklıyla uğraşmaktansa dört ayakla uğraşmak daha güzel. Hem kârı kerameti çok diyorlar. Hem de sağlık açısından iyi diyorlar. Biz evet. de memnunuz çok şükür. Oğlumuzla beraber götürüyoruz bu işi. Evet. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi çobanımızın 30 yıl iki ayaklarla uğraşması, şimdi dört ayaklarla koyunlarla uğraşması arasındaki fark daha sağlık açısından güzel, doğallık açısından güzel ve gelir açısından evet, da güzel. Biz de öyleyiz abi. Evet, yani doğru. Gerçekten biz de, ben de insanlarla uğraşmaktan, insanlarla mücadele yapmaktan, yamuk insanlarla, doğru. söz dinlemeyen insanlarla, yontulmuş, yonga olmayan insanlarla uğraşmaktan bıktık. Biz de kendimizi dağlara vurduk. Çobanların yanına vurduk. Hiç olmazsa koyunlarla, keçilerle, doğada insanlarla, çobanlarla olalım dedik. Biz de sağlık açısından işte çobanla baş başayız Mustafa abicim. Sağ ol Kadir Bey. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle gidelim senin böyle çiftliği şöyle bize gezdirsene bakalım. Gezdirelim şimdi önce ne tarafa var? Bakalım. Şimdi ineklerimiz bizim şu tarafta. İneklerin sizin şu tarafta. Hadi gidelim ineklerin yanına. Allah! Bunlar ne biçim köpek bu? Allah Mustafa bu ne ya? Bunun cinsi ne? Bunlar kangal tam bunlar saf kan bunlar. Vay yani bunlar tam, ne olacak abi? Tam çoban köpeği bunlar. Çoban köpeği muhafız olacak. Ya tabii bunlar şimdi. Allah Allah. Hadi bakalım. Bunlar bizim buranın bekçisi. Hadi bakalım. Gel bakalım oğlum. Sen benimsin, ben seninim en köpeklerle oynarken yorulduk var Mustafa abi. Yoruldu yani şimdi biraz. Bu sen şimdi aynı avlu içerisinde hem koyun hem sığır yapıyorsun. Yapıyor. Bu 10 dönümlük bir alan bizim burası. 10 dönümlük alan. Şey nasıl? Sığır kaç tane var? Ya şimdi Kadir Bey tam sayısını bilmiyorum ama 100'e yakın. Maşallah. Ha, büyük küçük yani. Büyük küçük. Koyun kaç tane? Koyun da 150'nin üzerinde. 30 yıllık öğretmen Mustafa Dereli abi. Evet. Şimdi 10 yıllık çoban. Doğru. Abi sen de o zaman şey oluyor. Çoban müdürü oluyorsun sen o zaman. Ya pek öyle sayılmaz öyle artık. Mi? Burada makam yok burada. Çoban müdürü. Kadir Bey. Müdür yardımcısı. Kadir Bey burada çobanlıkta biliyorsun hayvancılıkta makam yok. Ha kuzuları mı emzireceksin? 3-4 tane kuz var. Kuzun var. Hadi hadi abi. Getir bakalım. Fırla bir başı. Görelim bakalım. Kuzu biberonu fırla al. Kuzu biberonu getir bakalım. Kuzulara doyuralım. Dik Kadir Bey. Dikeyim mi? Ah. Ne tatlı bir şey ya. Gel bakalım gel. 300 mü Mustafa abi bunlar? Bunlar şimdi yani 3 koyunun. Gel kız. 3'er tane onlar. Gel biraz da sen iç bakayım hadi. Bir tanerleri gelmiyor bir daha. Şimdi Sırayla. Sırayla Gel. Hadi iç bakayım sırayla. Ya Rabbi ya ne güzel hayvan bunlar. Ne mübarek bunlar. Ne mübarek hayvan bunlar. Oo. Mustafa abi böyle sen de seviyor musun böyle koyunu? Ya ben sevmesem bu işi yapar mıyım Kadir Bey? Ya. Herkes şimdi ne yapıyor? Emekli olunca bir tarafa çekiliyor. Gel bakayım gel. Gel. Dur sen git bakayım hadi sen. Al kız yakala. Hop. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Nasıl bir şeymiş abi bu ya? Bir de ben bakayım. Hakikaten çok güzel ya, sıcacık ya. Valla Mustafa abi de sen bak abi ya. Valla bak ya. Bak abi. Yani ha sıcak. Sıcak zaten olmasa ya. Dur devam edelim gel. Gel. Gel bakalım gel. Gel. Çok tatlıymış çok. Gel.
Gel. Uy, bu süt içilmez mi ya? Gel. Ay yarabbim. Gel bakayım. Al. Al. Hop. Hop, yakala. Tamam. Doydu mu? Yani şimdi... Gel bakalım. Çobanlara da içirelim. Ay, çobanlara da içerim ya. Getir Kadir Bey. Burada vereyim ben bunu. Var mı? Doyur abi. Oy, zebil olmasın süt ya. Gel bakalım. Dişliğe takma olduğunu çalamıyor musunuz siz? Yürü hadi. Gel. Şöyle beri gelin. Yabancıdan mümkün mü? Gel. Gel. Hah, yavaş. Hop. Oh maşallah. Ay. Mustafa abi. Gel abi. Kapatalım abi kapıyı. Kapatalım da. Tamam. Şimdi. Vadettin git hazırlan sen. Şimdi hangi çoban gidecek abi burada? İşte bizim Vadettin gidecek. Gel bakalım. Sen dur abi. Şimdi çobanlardan Vadettin çoban bu, koyunlara gidecek. Gece güdümünü yapacak. Gece güdümü. Saat 8'de çıkacak. Sabah 6'da burada. Bu akşam anız tarlalarında 7'ye 20 geçiyor. Saat 8'de çıkacak. Çıkacak. Saat sabaha kadar yayacak koyunlara. Sabaha kadar. Saat 6'da bu. 6.30 arası geliyor. Buraya tekrar gelecek. Tekrar geliyorsun. Peki böyle mi gidecek çoban? Hazırlanacak. Ne gidecek mesela? Torbayı alacaksın. Evet. Ceketi alacaksın. Elektriğini de alacaksın. Ondan sonra buradan çıkacaksınız koyunlarla, evet, törenle. Sen hazırlanmaya mı gidiyorsun? Evet. Nerede ev? Şu karşıda. Hadi git hazırlan gel. Hadi çabuk. Hadi bakalım. Tüfeğini de al. Tüfeği götürmesin. Tüfek yok. Yok mu tehlikeli tüfek? O. Yok. Tehlikeli o. Hadi sen kavalı mı? Kavalı var mı abi? Yok, kaval gece sessiz olacak. Yani kaval çalmasını biliyor mu? Bilmiyor. Şimdilik çobanlar bilmiyor artık. Kaval çalmasını bilmeyen çobanlarla baş başayız. Mustafa abi sen biliyor musun? Ben öğretmenim, ne bileyim, biz şimdi müzikle uğraştık. Abi da. öğretmensin de bir kaval çalmayı öğretememişsin be abicim. Doğru söylüyorsun. Yani bizim zamanımızda yoktu böyle. Allah Allah. Sen okulunda, sınıfında müzik dersi yok.
yok muydu abi? Vardı çalı. O öğretmenler kaval çalmasını bilmiyor muydu abi? Mandalin çalıyorduk biz canım. Yani şimdi koyunlara mandalin çalınmaz Kadir Bey. Yani şimdi herkes herkesin bir şeyi var. Ya Mustafa abicim, şimdi bu bizim ilkokullarda evet. Müzik dersi var. Bu müzik dersinde mandalin var diyorsun. Evet. Flüt var mıydı? Flüt vardı. Kaval niye yoktu abi? Var şey, kaval yok işte, onu almamışlar. Flütle mandalin gidiyordu beraber. Sevgili öğretmenler, milli eğitim sistemine söyleyin. Şu müzik derslerine bak, her şey saz, keman, org, morg. Morg ne ya? Koymuşsunuz. Kaval koymamışsınız. Ben program yapıyorum. Kaval çalan çoban bulamıyorum. Bugüne kadar 55-56 programda bir tane kaval çalan Rafet Çoban diye bir çoban vardı kavak alandan. Ona rastladık. Onun dışında yok. Yok. Maalesef. Ya kaval çalmak. Şimdi bizim eski çobanlarımız kavalla koyunları gidiyorlarmış Mustafa abiciğim. Doğru. Babalarımız öyle gidiyor. Değil mi? Babam öyle der. Onun kavala vardı. O kavalını böyle yapıyordu. Şimdi gel abi gel. Bizim şimdiki haya hazırlandı. Ha. Ya şimdi bak. Çobanlar da böyle modern oldu. Bak takke yok, Harika yelek şey yok, kaval yok. Hani sopan nerede senin? Sopan kapıda. Kapı. Oradan alacaksın gideceksin. Evet. Anladım. Ne bakın? Gel aç bakayım. Torbada ne var bakayım? Görelim bakalım. Çoban torbasını at. Ne var bakayım? Aç bakalım. Aç. Sımsıkı sarmış. Bak işte gece sabaha kadar koyun diyor çoban. Bak bu. Sıcak şimdi. Sıcak. Gece giyeceğim bunu. Evet. Ceket. Tamam mı? Şu ceketi şöyle koyalım. Başka ne var? Su var. Çayı var. Oy. Bak sevgili izleyiciler. İşte çay. Bu sıcak mı duruyor bu çay? Sıcak. Ne zaman içeceksin? Saat kaçta içeceksin bunu? Saat 11-12. İçeceksin? Evet. Tek başına? Evet. Tamam. Koy ekme şeyi koyuyoruz. Çayı koyduk. Ondan sonra suyu koyduk. Evet. Ondan sonra. Bu ekmek az değil mi ya? Az ama fazla. Ot falan mı yiyeceksin yoksa? Kuzu kulağı yer, kuzu kulağı. Tamam. Bu da şey. Bunu yine yapalım, aynı şekilde koyalım. Bu ne? Sinekler var ya. Oo. Sinek ilacı. Çobanın sinek ilacı sevgili izleyiciler. Çok. Bütün sinek yiyor mu seni? Evet, geliyor. Ya alışmışsındır abi sen. Sinekler ısıramaz seni. Allah Allah. Hiç dinlemezlerdi değil mi? Allah Allah. Peki sinek oluyor mu burada? Çeltik tarlaları yakın. Şu dere bizim gören çayı buradan geçiyor. Çok şey var. Sivri sinek. Çeltik tarlaların olduğu yerde sivri sinek mi oluyor? Aynen öyle. Batakta. Evet. Buraya koyuyoruz bunu. Evet. Şey var mı? Başka böyle düdük müdük falan bir şey var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Yok. Işık, elektrik nerede? Evet. Çantada. Nerede? Arkada. Sevgili izleyiciler, işte bak çobanın şeyinde bak. Alantrık. Evet. Alantrık. Oo, harbi. Gece çakıyorsun. Evet. Gece hep bunu çakıyor musun yoksa alıştığında böyle gidiyor musun? Yok. Devamlı çakarım. Çakal var çünkü. Çakal mı var? Evet. Çakal dolu. Ne arası var? Var mı çakal? Var. Çakal. Ne yapıyorsun çakalla? Koyuna saldırıyor. Koyuna. Çakala mı çakıyorsun buna? Evet, çakallara. Evet sevgili bağlı. Gördüğünüz gibi çobanımız bu alantrayı ne yapıyormuş? Çakala çakıyormuş. Çakala çakıyor. Çakal. Peki çakalla böyle oturup muhabbet ettiğiniz zaman oldu mu hiç? Olmadı. Çakal mı? Zaten yanıma gelmez. Niye, korkar mı senden? Korkar. Senden mi korkar çakal, köpeklerden mi? Köpekten de korkar, benden de korkar. Anladım. Peki yakından hiç gördün mü böyle çakalla? Teşrifi mesainiz oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı. Peki koyuna saldırdı mı hiç? Saldırdı. Hiç, ciddi misin? Ciddi. Ne zaman saldırdı? Bundan 15 gün önce. 15 gün önce? Evet. Allah Allah. Olmuş ya, çok mu Mustafa? Çakal çok mu? Çok çakal var. Sürü halinde. Allah Allah. Çok. Ama burası ova gibi yer ya. Bu tarafı da çallık bizim şu şey. Ormanlık. Ormanlık. Burada gelen çakallar hatta bu arkasından hayvanın ilinini kopardı. Onu tedavi etti. Mustafa abi sen evet. Şöyle geri gelelim abi. Hem kameraman da çeksin böyle. Geri vitese tak abi. Geliyoruz çobanımızla. Evet, kameraman da geliyor. Çobanımız sen de gel. Gel. Evet. Şimdi bu koyunlar. Ya yumuşacık burası da, hasır gibi olmuş. Ne güzel. Bakıyoruz, basıyoruz ya. Sevgili. Koyun
Böyle bereketli bir hayvan. Doğru. Yünlerini kırptınız mı abi? Kırktık yünlerini. Damla... Ne yaptınız yünlerini? Onları satıyoruz ya. Ne kadar kilosu abi? Bu yıl 2,5 liradan aldım. 2,5 liradan. Yani sattın mı? Sattım. Çoban beri gel. Hemen... Ayağıma bastın zaten... abi. Çoban ayağıma bastın hemen abicim. Koyun çobanıyla baş başayız. İnek çobanıyla baş başayız. Tamam. Mustafa abi. Efendim. Şimdi... Günü sattın mı koyunları? Sattık. Sattın. Kırkıldı, 2,5 liradan kırkıldığı gibi geliyorlar şeyler. Tüccar. Kaç tane koyun var sende şu anda burada? İşte burada 150'nin üzerinde koyunumuz var. Irkı ne koyunları? Irkı bunlar Merinos koyunu. Merinos. Bandırma, koçlarımız Bandırma Merinos çiftliğinden. Hı hı. Hem kabak hem de boynuzlu koçlarımız var. Onların kuzuları tabii daha etçil oluyor. Biz süt sağmıyoruz. Sağmadığımız için bize etçil hayvan lazım. İki defa doğuruyorlar koyunlar yılda. İki defa kuzuluyorlar. İki defa kuzuluyorlar. Evet. Ama tabii bakımını itinalı yapıyoruz. Yemliyoruz koyunlarımızı kışın. Yaz kış biz yemimizi bırakmıyoruz. Şimdi bir haftadan beri tarlalarımızda şimdi biçildi yeni. Hmm. Burada şimdi başak var şeyde, biçerdöverin bıraktığı başaklar, taneler, onları topluyorlar. Onun için bir haftadan beri şimdi yem dökmüyoruz. 15 gün sonra tekrar yemlemeye başlarız. Böyle. Meralar şu anda açık vaziyette. Mera tarlalarda şimdi, anız tarlalarında. Sen de çobanlar mesela olmadığı zaman sen de gidiyor musun koyunlara? Gidiyorum ben de. Şimdi çoban işi oluyor. Ben alırım sopayı, gece giderim. Şimdi bir hafta sonra çobanımız kızına nişan yapacak. Biz alacağız sopayı, gideceğiz yine koyuna. Maalesef ya. Hadi gidelim bakalım. Hadi. Çıkalım meraya. Hadi bismillah. Vadetin sen önde. Önde git vadetin. Hadi gidelim. Hadi. Koyunlar su içtiler gittiler. Mustafa abi. Evet. Biz de sulan alma abi. Aynen öyle. Akşam sabah burada suyunu içiyor koyunlar. Gece bir daha beraber çeşmeye suya gidiyorlar. Koyunları en önemlisi suyu susuz bırakmamak lazım. Hayvanların, koyunların birinci derecede sulanması lazım. Akşam sabah bir de gece. Akşam şu çeşmemizden, köyün çeşmesinden suyu içiyorlar. Sabah yine geceden meradaki çeşmeye gidiliyor. Orada sulanıyor. Gece tabii otluyor bunlar. Anız yiyorlar, başak yiyorlar. Yeşil bulabilirse yeşil yiyorlar. Gündüz sıcakta yatıyorlar. İşte bu vakitte çıktılar artık. Şimdi Mustafa abi, burası neresi? Burası Balıkesir ili. Gönül ilçesi Ayvalıdere mahallesi. Eskiden köyüydü. Şimdi mahalle oldu artık büyük şehir olduğu için. Evet. Ayvalıdere köyünde. Evet. Sanırım burada birkaç gün önce bir şehidimiz evet, olmuş köyden. Cuma gün işte Hakkari Çukurca'da 25 yaralı 8 tane şehidin içinde de bizim evladımız şehit oldu. Sercan Özkul. Allah rahmet etsin. Evet. Aynı zamanda benim öğrencimdi Sercan. Çok cesur, çok imanlı bir çocuktu. Yani çok üzüldük. Köy cumadan beri yasta. Düğün oluyordu. Düğünler iptal edildi. Düğün yemeklerini
düğün sahibi şehidin cenazesine gelen halka ikram etti. İşte nasip öyleymiş dediler. Çok üzüldük. Allah Allah. Çok üzüldük. Çok güzel bir olay. Sevgili izleyiciler. Yakın Körpaş'ta değil mi? Körpaş'ta mıydı düğün? Buradaydı. Kendi burada köyüm. Kendi köyüm. Kendi köyünüzdeydi. Ha, köydeydi. Düğün yapmadılar. Düğünü iptal edildi evet. Düğün yemeklerine. Gelen misafirlere ikram ettiler. Şehidin merasimine gelen. Sercan Özkul kardeşimiz de bu hainlerle giriştiği mücadelede şehit oldu. Buradan Sercan Özkul ve tüm şehitlerimize, darbe girişiminde şehit olan 250'ye yakın şehidimize ve tüm asker ve polis şehitlerimize bir Fatiha okuyalım diyorum ben abi buradan. Okuyalım tabii. Ruhları şad olsun. Amin. Allah makamlarını cennet eylesin inşallah. Amin inşallah. Onların sayesinde biz varız. Onların sayesinde bu meralar, çiftlikler var. Onların sayesinde işte biz bu batan güneşi görebiliyoruz. Onların sayesinde işte biz bu akan sudan su içebiliyoruz. Onların sayesinde çobanlarla birlikte olabiliyoruz sevgili izleyiciler. Gerçekten koyunlar gitti abi. Hadi gidelim koyunların yanına doğru. Yetişebileceğiz mi? Mustafa abi güneş batmak üzere. Doğru. Değil mi? Evet. Ya ne güzel. Yani artık şu anda akşam oluyor yani. Akşam olmak üzere. Koyunda. Köyde yaşıyorsun. Tabii köyde yaşıyorum ben. Köyden hayat nasıl Mustafa abi? Şimdi köyde meşgali olduğu için hayat güzel, bizim için güzel. Yani gençler artık pek şey yapmıyorlar, yani köyde kalmak istemiyorlar ama biz köyü seviyoruz. Köyde uğraşımız var. Bundan dolayı biz meşgulüz yani her zaman. Bizde bir can sıkıntısı olayı yok. Evet. O yüzden biz mutluyuz. Köyde yaşamaya devam edeceğiz, ediyoruz. Kaç kişi, yanında kaç kişi çalışıyor? Şimdi biz aile işletmesiyiz. Yanımızda bir tane şey var, işte kahyamız var. Onunla beraber bir oğlum, bir eşim, ben. Bir de kahyamız var. 5 kişisiniz. 4 kişiyiz. 4 kişiyiz. 4 kişisiniz. Evet. 100'e yakın büyükbaş. Evet. 150'ye yakın küçükbaş. Evet. Ayvalıdere köyünde. Aynen öyle. Mera'nın dibinde, köyün kenarında. Evet, mekanlarımızı yaptık. Herkesin özlediği bir çiftlik yapmışsınız. Ya, yani şimdi bizde böyle memur hayatımızda böyle bir özlem vardı. Evet, özlemimizi evet. Gerçekleştirdik. Biz köylü çocuğuyuz. Evet. Tabii hayvancılığa şeyimiz var, merakımız var, sevgimiz var. Bundan dolayı. Şimdi benim iki tane de kızım var. Onlar baba mesleklerini seçtiler, öğretmen oldular. Oğlum üniversiteyi bırakınca tabii onunla beraber bu işe daldık biz. Hmm. Şimdi da, hayvanlar gittiler bak ta nereye gittiler çoban ya? Yetişemeyeceğiz evet. Çobanı ta nerede? Mera nasıl burada? Mera problemi mera var mı? Şimdi tabii yani orman ekildi bizim meramızın bir bölümünü ama kalan yerde bize yeterli oluyor. Hmm. Yazın zaten şeyde kalıyoruz. Yazın anızlarda kendi tarlalarımızda koyunlarımız yayılıyor. O yüzden problem yok yani. Mera'da. Anız şimdi tarlada ama. Şöyle baksana. Ya bu anızları yiyor bunlar. Bunlar şimdi. Yiyor değil mi hayvan? Ya bunlar hayvan gece karnını doyuruyor. Evet. Şimdi burası tabii köyün kenarı olduğu için burası gelip geçerken ezilmiş bir yer. Köy tarlalar tabii daha başak var, ot var. Onlar da kendini yiyecek buluyorlar. Burası buradan gelip geçtikleri için bunlar ezilmiş yerler yani. Burasında pek koyun tutmuyor. Gördüğünüz gibi hemen yürüyüp gittiler. Evet, evet. Birkaç sürü daha var herhalde orada. Mustafa abi sen şimdi köye gideceksin. İneklerin başına gideceksin. İneklerin başına çoban gidelim. Gitti. Biz de çobanın arkasından. Çoban nereye gitmiş? Bak, 1 kilometre ileride çoban gidiyor sevgili izleyiciler. Evet. Biz yolumuza devam ediyoruz. Mustafa abi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Seni tanıtına. Burada bırakıyoruz. Sağ ol. Buradan yayan sen evine gidersin artık. Tamam. Biz çobanla beraberiz bu akşam. Hadi hayırlı tamam, olsun. Hadi Allah'a ısmarladık. Tepeden bir tepeye bakılmaz.
Sevgili izleyiciler, çobanımızın köyü burası, Ayvalı Dere köyü. Şu anda koyunlar merada. Biz köyün içine şöyle bir geldik. Mustafa abi de çiftliğine geldi. Çoban da koyunlarla merada. Köy meydanında gördüğünüz gibi minarede büyük bir Türk bayrağı var. Yine altta da çok büyük bir Türk bayrağı var. Minarede dalgalanan Türk bayrağı burada bir şehidimizin arkasından bu şekilde dalgalanmaya başladı ve uzun sürede dalgalanacak. Yine bu gördüğünüz arkadaki minareler 15 Temmuz'da ezanların ve silahların yankılandığı vatan hainlerine, düşmanlara karşı insanları uyandıran, ikaz eden bir minare oldu. Demokrasi kaleleri oldu. İmamlar camilerine koştular, ezanlara sarıldılar, silahlara sarıldılar ve ülkemizi bu hainlerden kurtarmak için mücadele yaptılar. Çok önemli bir görev gördüler. İşte bu ezanlar susmasın, bayraklar inmesin diyoruz ve çobanımızın bulunduğu yere, meraya doğru gidiyoruz. Nerede yiyecek abi bu koyuna? Vahdettin abi. Karşıya yamalara geçeceğim. Oraya mı götürüyorsun? Evet. Şu karşıdan şu yama var. Orada böyle o yana doğru gidecek. Koyuna sonra... sulandılar değil mi şimdi? Evet. Sulandılar. Gece saat 12-1.30 o civarda tekrar bir daha suluyorum. O yandan bu yana yavaş yavaş geliyorum yani. Hadi gidelim abi. Sevgili izleyiciler, artık çobanla birlikteliğimizin sonuna geldik. Çobanımız koyunlar hızla gidiyor meraya. Çünkü daha henüz yayılmaya başlamadılar. Hava 44 derece sıcaklık. Henüz daha sıcak. Tamamen karanlık olduktan sonra, serinledikten sonra, belki çiğ düştükten sonra koyunlar yayılmaya başlayacak. Başka çobanlar da daha yeni çıkmaya başladılar burada. Meralara yeni çıkmaya başladılar. Yaz sezonunda, bu sezonda hayvanlara bu bölgede gece bakımı yapılıyor. Gece güdümü yapıyor. Çobanlar akşam saat 7'de, 8'de, 8.30'da yani akşam ezanına yakın bir saatte meraya çıkıyorlar. Sabah 6, 7, 8 hatta 8.30'a kadar yani güneş doğduktan artık sıcaklık basana kadar gece merada kalıyorlar. Mera tamamen otlar kurumuş. Bir tek yeşillik yok. Akan çeşmeler var. Hayvanlar orada sulanıyor. Ve tabii ki buğdaylar, arpalar biçilmiş. Yani oraklar biçilmiş. Hayvanlar anız yiyorlar. Anız yiyen hayvan tabii ki daha çok su istiyor, suya ihtiyacı oluyor. İşte bu şekilde çobanların hayatı burada devam ediyor. Mustafa Dereli abimiz de çobanı, kendi köyünden bir çobanı tutmuş, meraya götürdü, gönderdi ve kendisi de hayvanlarla ilgileniyor. Gerçekten örnek bir çoban portresi sizlere görüntülemeye çalıştık. Aynı avlu içerisinde, kendi köyünde aynı avlu içerisinde hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılığı çok başarılı bir şekilde yapıyor.
üretiyor, üretiyor, üretiyor ve etrafına faydalı oluyor. Herkesin örnek alması gereken bir çiftlikte sizlerle birlikte olduk. Bir çoban portresini sizlere yansıtmaya çalıştık. İşte ülkemizin böyle üretken insanlara ihtiyacı var. Emekli olduktan sonra bir köşeye, bir kenara çekilerek, kahve köşelerinde ömür tüketerek hayatını geçirmiyor. Hala da 30 yıl insana eğitimde faydalı olduğu gibi şimdi de üretim yaparak, hayvancılık üretimi yaparak yine ülkeye, ekonomiye katkı sağlıyor. Böyle öğretmenlere, böyle emeklilere, böyle insanlara, böyle çobanlara ihtiyacımız var diyorum. Bir çobanla baş başarının burada sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte ve aynı frekansta Çiftçi TV'de pazar günü saat 16.00'da yepyeni bir çobanla baş başa da buluşmak üzere. Hoşça ve sağlıcakla kalın diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve tüm şehitlerin üzerine olsun diyorum.